burada iki tane koleje göndermek için yılda 40 bin lira 50 bin lira 60 bin lira para veriyorsunuz daha ilkokulda ilkokul öncesi eğitimde 80 bin liraya kolejlere. onlarsa şu an Londra'da New Bond Street'te geziyorlar ermez marka çantalar bir gün iktidar değişecek intikam alacak veya hesaplaşacaksınız diyorsunuz göremeyeceksiniz ki bu insanları onlar çoktan aya gitmiş olacaklar farkında değilsiniz görmüyorsunuz ben Londra'da yaşadım kumaraller bunlarla dolu Boş beleş insanlar. Ya adam bir kişi, güya eski bir başbakan oldu. 5 milyon lirayı kumarda kaybetmiş. O zaman da kur 5 lirayken. Bir büyü de gelmiş de kızmış ona. Kulağını çekmiş. 2,5 milyon lira yok diye her gün kaç tanesi? Dolarlık fon yönettim. Ben 5 milyon diyemiyorum ya. 5 milyon Kumarda kaybetmiş. AKP o çocukları diye bir site var. Görüyor musunuz? Öyle böyle değil. İnanılmaz çaldı bunlar. Lütfen bir silkinin. Şimdi ben eski Türkiye'yi hatırlıyorum. Dört dörtlük bir yer değildi. Bir sürü insan hakları ihlali vardı. Servet adaletsizliği yine kötüydü. Ama annem babam üniversite mezunuydu. Ablam Benden önce yabancılığı öğrenmişti. Ödevlerime yardımcı oluyordu. Ben de sabah akşam afedersiniz eşek gibi çalıştım. Ve toplumda bir yere geldim. İyi kötü beğenin beğenmeyin. Şu anda siz beni izliyorsunuz. Demek ki bir yere gelmişim. Sizin önünüz çocuklarınız için böyle açık mı? Böyle çalıştıkları zaman onlar da olabilecekler mi? Instagram'ı olabilecekler mi? Hayallerinin peşinde koşabilecekler mi? Gerçekler genç yihsizlik. Bir de adam çıkıyor utanmadan diyor ki her üniversite mezunu iş bulmak zorunda değil. Senin çocukların niye iş buluyor? Diğer çocuk da şeyde İsviçre'de mi İsveç'te mi ne? Ne iş yapıyor? Onun 90'lardaki vukuatı neydi? Bunları hiç sormuyoruz. Sonra ne olacak? Biz bu esnada KYK kredilerini bu düşüneceğiz. Aa arkadaşlar KYK kredilerine faiz üfe üzerinden oluyor biliyorsunuz değil mi? Kurda 2 lira yukarı gitti. Bakalım üfe böyle giderse %60'a da çıkacak. Farkında mısınız? o ikinci sınıf okullara sınıf atlatamayacak üniversitelere çocuklarınızı verdiniz. Ki yapacak bir şey yok. Öyleydi. İyi niyetle verdiniz. Ama faturayı tırpış ödemenizi isteyecekler. Ve gülüyoruz biz bu esnada. Normal şartlarda bir an önce seçime gitmemiz lazım. Türkiye tarihinde 4 yıl buhranla gelip, 4 yıl buhranda tutup ayakta kalabilen hükümet yok. Emin olun bir dip dalga var. Seçime gitsiler rezil olurlar. Ama gidemiyoruz. Parlamento aritmetiği izin vermiyor. MHP gitmiyor. AKP'nin içerisinde 30-40 tane vatansever milletvekili bu iş böyle olmaz demiyor. Bizi geçelim. Kendileri düşündükleri için biz bu enkazın altında kalırız diye de ayrılmıyorlar. E muhalefette rahat. Ne de olsa e, iktidar yıpranıyor. Yine ya toplum çok fakirleşiyor. Acele erken seçme ihtiyacımız var. Olmuyor. Normalde bu işin kitabına göre yapmamız gereken şey belli. Sosyal patlama direniş yapacağız, ayaklanacağız. İyi de adamlar yargı ele geçirmiş, istihbarat ele geçirmiş, silahlı kuvvetleri ele geçirmiş, emniyeti ele geçirmiş. Çıksak kafamıza vuracaklar. Acımasızlar bile. Bir de bunların milisleri var. Arsız utanmazlar. Anında o silahlanmayla bilmem neyle çıkıp kazandıkları o beş beleş hayatı devam ettirebilmek için ihanetin bir parçası olmakta gözlerini hiç kırpmadan yapamayacakları kötülük yok. Her şey yaparlar. E o zaman bunu da yapmayalım. Bir de korkuyoruz. Hani sadece canımızı kaybetmek değil. Hadi bir tane canımız var. Çocuklarımız için onu feda edelim diyelim. Ya bunu fırsat bilip baskı, başka bir baskı rejimi yaparlar. 15 Temmuz'u gördük arkadan bir o hal geldi. Hiç sesi bizi çıkaramadık. Onu da yapmayalım. Eyvallah yapmayalım. Ama erken seçim etmemiz lazım. Bu iş seçimli oluyor. Ya bu adam bir şekilde bırakacak. Bu adamın yönetme ehliyetinin olmadığını herkese göstermemiz lazım. Ama medyada, medyada buraya izin vermiyor. Yankı odaları var. İşte biz burada konuşuyoruz. Kendi kendimize tatmin oluyoruz. Allah'tan çok neredeyse iş kıtlığa doğru gidiyor da. Yavaş yavaş biraz dinlemeye başladılar. Orada ediyor. Seçim ve kazanamazlar. O işler bitti. Ha tıpış tıpış da yapacaklar. O kadar denseyi karartmayın. O sandıklarda koracak. Hepimiz gideceğiz. Gerekirse o sandıkların pusuların üstünde yatacağız. Ama ya bir sene sonra olursa? Ya dolar 15 lira olursa? Ya genç işsizlik %50'ye çıkarsa? Ne olacak? Bıçak kemiğe dayanında arkadaşlar gerçekçi olalım yani. Gülmeyelim. Mesela bugün ben artık Dark e geçiyorum net. Bugüne kadar bakın yüzlerce kere küfür yedim Twitter'dan. Özel mesajda gelen hakaret yok. Başkaları gibi paylaşmıyorum. Show da yapmıyorum. Bugün dayanamadım. Bir tanesini ibret alem olsun diye. Ki devamlı olur. Her gün her o flob, uzun flodların var ya. En az 3 tane gelir. Bakın altına. Emniyet Genel Müdürlüğü, Süleyman Soylu, Yargıtay, İstanbul Ankara Emniyet, Milli İstihbarat Teşkilat. Kimsin lan sen? Sizden korkacak olsak çıkacak mıyız burada? Kendi ismimizle 5 yıldır yazıyoruz biz burada. Sizden mi korkacağız? Ama onlar bizden korkmalı. O yüzden bundan sonra ibreti alem için tokatlayacağız hepsini. Bunu sizden de istiyorum. Acımak yok. Acımak karaktersizlerin af dilemesi esnaslı olur. Bunlar karaktersiz ama af bile dilemiyor. Kibirliler hala. Merhamet şerefiyle hatasını anlayan ve özür dileyen ve bir daha yapmayacağını belli edenlere yapılır. Onda yapmıyorlar. Bunlar şerefsiz. Bunlar haysiyetsiz. Bunlar hain. Onda yapmıyorlar. Acımak da yok arkadaşlar. Merhamet de yok. İyilik bize kalsın. Büyüklük bize kalsın. Yok. Ama bunun yolu hukuk değil. Hukuk değil derken mahkemede bundan sonuç alamayız. Biz kendimiz yapacağız. Tabii ki hukuka uygun bir şekilde. Bunu da korktuğumdan demiyorum. Alır bu videoyu da bir yere gösterirler. Aa bak bu adam bunu diyor de değil. Biz her zaman beyefendiliğimizi, hanımefendiliğimizi koruyacağız. Ama çok ağır cevap vereceğiz misliyle. Dediğimiz gibi medyanın yer verebildikleri belli. Siyasetçilerin yapabildikleri belli. Şimdi ben orta gelirli bir aileden geldim. Anam babam devlet memuruydu. Ama çok çalıştım. da yaver gitti kendimi kurtardım. Arkadan gelenler yok. Demin bunu anlattım. E ne yapacağız? Göç edelim, yurt dışına gidelim. Ha öyle herkese sizi bekliyoruz zaten. Ya Avrupa 1 milyon Suriyeliden korktu da Avrupa bile yıkılır hale geldi neredeyse. Bize 3-5 milyar dolar verdi aman size kalsın dediler. 10, 10, milyon Türk gencini bekleyen var mı? Yok. Vizeniz var mı? Yok. Çalışma iziniz var mı? Yok. İngilizceniz var mı? Yok. Mesleğinizin geçerliği var mı? Yok. Yani vardır. Belki burada izleyen kişilerin vardır. Onların çocuklarının vardır da kaç kişinin var? Çoğunun yok. E ne olacak? Nereye göç edeceğiz? Bizi bekleyen öyle bir yer var mı? ABD bile yıllardır göçmen ülkesi o bile kapattı sınırlarını. Yani tıpış tıpış bu ülkeye muhtacız arkadaşlar. Burayı çeki düzen vereceğiz. Bunların ülkesi değil ki. Bize yıllarca şunu öğrettiler. Aman siz çok eziniz bunları aman alttan alın. Büyük haksızlıklar yaptınız. Ya en büyük haksızlık bize oldu ya. Yani şu ülkede bırakın çalışma hakkını, kadınların yaşam hakkını basitçe bir yerde gidip iki tane bira içmek bile bir işsiz, mutsuz iki bira içecek. Yok ya içme, o, para bulmuşsun bira içiyorsun. Sana ne lan? Sana ne lan benim hayatım? Sana ne? Bunu bile diyemiyoruz. Hani giyim kuşamı falan geçtim bile. Buna bile isim vermiyorlar. Düşünce yapımıza bile giriyorlar. En baştan bize öyle hegemonya ile ele geçiriyorlar. Ve biz buna hiçbir şey yapmıyoruz. Damat. Damatla dalga geçiyoruz. Adam dünyanın parasını kazandı. Umurunda mı? 128 milyar dolar. Evet. Usulsüz satış var. Evet kamu varlıklarından büyük zarar edildi. Daha da önemlisi milli güvenlik açığı yaratıldı. Aleni bir vatana ihanet yapıldı orada. Bunu mahkemeye vereceğim ama iktidar değişince. O adamı da tıkacağız. Evet bir numara gitmeyecek ama onun damat çocuklar onların hiç böyle hayatı olmayacak onlara alan yer bırakmayacağız. Bundan sonra arkadaşlar benim için ben çok sineye aldım. Bazen sinirimdir. Yakın, özel hayatta tanıyanlar bilir. Bazen de bir anda parlarım. Bazen de çok sakinimdir. Ama bu 18 Kasım'dan sonrasını ben artık diğer tarafa geçiyorum. Bundan sonra alttan almak yok. Yapanı tokatlarım. Sizden de tavsiyem şu. Yarın işe gideceksin. Hayat devam edecek. Ama kur 11 lira ha? 9'dan gitmeyecek. 11 liradan kurla gideceksiniz. Daha da ilk fakirleştiğinizi göreceksiniz. Sonra da gülüp şakalara devam edeceksiniz. Hayır arkadaşlar. Yarın hepimiz kara giyiniyoruz. Öyle düşünün. Hepimiz tepki veriyoruz. Yarın kendi kendimize sivil itaatsizlik yapıyoruz. İşe falan değil ha. Sonra işinizden falan kovulursunuz. Ben kimsenin sorumluluğunu almam. Kendi kendinize itaatsizlik yapın. Yarın bu düzenin kulu köleyi olmayacağız. Sessiz çıkarmayan bir insan olmayacağım değil. Uysal uysal eve gel. Yarın sinirli olacağım arkadaşım. Sinirli olma hakkımı kullanacağım diyeceksin. Ama birbirinize değil. Kendinize hapse de attırmayın ama. Onu da demiyorum. Sokağa da çıkın demiyorum. Ama yarın sinirli olma. Tepki göster. Gidin iş yerinde. Deyin ben bugün sinirliyim deyin. Hep böyle mi çekeceğiz arkadaşlar? Bir şekilde tepkimizi göstermemiz gerekiyor. Yoksa bu adamların hepsi şu anda İtalyan markaları giyiniyorlar. Şu anda İngiltere'ye gidiyorlar. Bütün paralarını kaçırmışlar. Hayat mutlu. Onlar hiçbir sorun yok. Bakın yabancıları şimdi öyle. Demokrasi falan dertleri yok adamların. Bedava Türkiye. Gelecekler buraya. Yakında en fakirleri bile buraya tatil yapmaya gelecek. Sizin hayatta görmediğiniz o Muğla'daki orman yangını esnasında gördüğünüz o yavru gibi yerler var ya güzelim yerler. Oralarda villa alacaklar. Siz izleyeceksiniz. Ya bu adamlar pandemi döneminde bir sokağa çıkma yasağını bile beceremediler. Adam saat 9'a sokağa çıkma yasağı koyuyor 2 saat öncesinden. Şu adamı da bu adam devleti biliyor büyük adam. Adam çıkmış utanmadan diyor ki ben İçişleri Bakanı'na utanmadım önce hayatta bir kere İçişleri Makalesi, Güvenlik Makalesi okumadım diyor. Ya ben okudum ya ben okudum. Bu adamlar yürütüyor sizi. Siz de bunları zannediyorsunuz ki devleti çok bilen adam. Tabi o lüks e, Mercedes makam araçlarını görünce takım listeleri görünce arkada 10-20 kişiyle gidiyor konvoy. Öyle zannediyoruz. Yok bunlar elin cahili. Ya bil fiil bu ülke işgal altında. Küçük bir grup daha büyük bir grubun bugüne kadar kayıplarını veya yetersiz bilgisini, yoksulluğunu kullanarak iktidara geldiler. Herkes size parti oy verebilir arkadaşlar. Bugün gider gene verirsiniz. Bu ayrıdır. Başka travmalarınız vardır hayatta. Ama bu sisteme artık oy veremezsiniz. Bunu da ben kabul etmiyorum. Ben bunu kabul etmiyorum. Bunu bir açıkça söyleyeyim. Seçimi falan bekleyemeyiz. Yani öyle az üz yok arkadaşlar. Seçime dayanabilecek vaktimiz kalmadı. Son diyeceğim şudur arkadaşlar. Bak 70'lerle 90'larla dalga geçe geçe oranı yokluklarını getirdi Bugün 70'li ve 90'lardan daha iyiysek bu ekonomi daha iyi oldu işte dünya gittiği için. Dünya daha aynı yere gitti çünkü daha iyi yerdeyiz. Bu kadar. Gözünüzü de büyütmeyin. Ya inanılmaz bir ekonomik çöküş yaşıyoruz. Ve daha bakın şu anda yaşadığınız hayat dolar kuru 9. Yarın öbür gün daha uç şeyler yaparlar. Bankalar tehlikeye gider. reel sektör domina taşı gibi devrilir. İşsizlik birazcık daha artar. Seçime giderken kaos yaşanır. Yedi turist gibi olur. Bunlardan bahsetmiyorum bile. Çok derin bir yoksulluk geliyor. Ses çıkarmadığımız için daha çok gelecek. Ben kimseye sokağa enin edin de demiyorum. Bunun da dediğim gibi çok sakıncası var. Ama seçimi de bekleyemeyiz. Seçime çok vakit var. Dolayısıyla bir şekilde İçimizde en azından kendi kendimize itaatsizlik etmemiz gerekiyor. Bu sefer koyun olmayacağız. Bu sefer alttan almayacağız. Bu sefer onların sırf sandık meşruiyetine kanmayacağız. Ben aydın sorumluluğumu yapmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz kitabım bile telifini almıyorum. Yazdıklarım, çizdiklerim çoğu neredeyse bedava. Neredeyse tamamı. Bunda ben vicdanımı temizleyebilirim. Gidelim yurt dışına yaşarım. Daha önce de yaşadım. Ama siz burada kalırsınız. Ben de mutsuz olurum orada. Onu da söyleyeyim. Yani benim de tuzum kuru demiyorum. Ama bu memleket onların değil. O küçük grubun değil arkadaşlar. Onların elinden alalım. Onların elinden bu memleketi geri alalım. Ben bugüne kadar sabrettim. Duygularımı az konuştum. Arada sert tweetlerini hissettirdiğim oldu ama bugün de benim için sondu. Bundan sonra ben de karanlık tarafa geçiyorum. Tabii ki suç işlemeyeceğim. Tabii ki kimsenin canını hak etmek için yakmayacağım ama acımayacağım. Siz de acımayın arkadaşlar artık. Acımı, acırsak o kur 15 lira da olur. Acırsak 20 lira olur. Ve baştan söyleyeyim. 10 bin 20 bin dolarınız var. Aa ne güzel 7'den aldım 9 oldu 10 oldu. Ya arkadaş derin yoksulluk geliyor. Derin işsizlik geliyor. Raflarda birçok şey bulamıyoruz. Bebek mamalarına alarm koyuyorlar. O yüzden biz şirkinin isterseniz. Layıklık elden gidiyor diye diye güle güle. Layıklığın elden nasıl gittiğini unutmayın. Benim de bazı öngörülerim tutmadı. İşte iş dünyasının bile gücü yetmiyor. Ha evet artık herkes tepkili. Kimse istemiyor bu adamı. Ama kimsenin istememesi de gitmesi yetmiyor. Dediğimiz gibi elimiz kolumuza bağlı ama seçim beklememiz lazım. Toparlayayım arkadaşlar. Çok vaktinizi aldım. Sinirimi fark etmişsinizdir. Gün içerisinde çok anlattım size. Dolar kuruşu bu. Onlar profesyonel hayatımızdı. Ben o yüzden izliyordunuz. Düşüncelerim için tutar tutmaz. Faydası vardır yoktur. Ama ben bugüne kadar hiç hayatımda bu kadar vatana ihanet, halka düşmanlık, Gaflet, dalalet, fiil işgal. Bunları söylemedim. Tam da oradayız. Yüzyıl önce askeri savaşlar vardı. Bugün iktisadi savaşlar var. Bugün bu memleket yarı müstemleke durumda. Yarı sömürge durumda. Ses çıkarmamız lazım. Çocuklarımız için, kendimiz için şerefimiz, şerefli bir hayat yaşayabilmek için o küçük gruba bırakmayalım arkadaşlar. Ve onları günü geldiği zaman mahkemenin önüne getirmek için dünyanın dört bir yanını avlamak için uğraşalım. Affetmek yok. Affetmek, merhamet şerefli insanlar için olur. Bunlar için değil. Siyaset yetmiyor arkadaşlar. Sivil toplum da yetmiyor. Bizim bireylerden başlamamız ve pişkinliği bırakmamız gerekiyor. Ben aydın sorumluluğunu yaptım diye çekilebilirim ama bu iş çözmez. Yüzün önce ne demişler? Milletin azmi ve kararı kurtaracaktır diye. Siz isteyeceksiniz, siz yapacaksınız. Dış mihraklara karşı yüzyıl önce zafer kazandık. Bundan sonra iç mihraklara gerekiyor. Bilinlerde nerede olduğumuzu. Gülmeyin, küçümsemeyin. Karşı taraf çok sinirli, karşı taraf arsız, karşı taraf kibirli. Üstüne biz yürüyelim artık. Tabii ki her şey hukuka göre. Her şey demokrasi, anayasal düzen uygun olarak. Ama üstüne biz yürüyelim. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Sinirimi yansıtmaya çalıştım. Yani saklamadım bu sefer. Siz de biraz utanın. Ben de biraz utanayım diye. Onlar da korksunlar diye. Türkiye biziz arkadaşlar. En büyük grup biziz. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bir kere daha beni böyle konuşturmak durumda. ne onlar bırakır. Onlar gelirler ama oralara gelirler. Ne de siz bırakırsınız. Beni en çok üzen de sizin sessizliğiniz lütfen kendinizi sarsın. Yarın farklı bir güne başlayın. 18 Kasım vatana ihanetin son bulmaya yoluna gireceği ilk tarih olsun. Umutluyum. Bu ülke yüzyıl önce dış mihrakları bitirdi. Geldikleri gibi gittiler. Bunlar da geldikleri gibi gidecekler. Teşekkür ederim tekrar dinlediğiniz için. Hepinize iyi geceler dilerim. Her şeye rağmen umutlu olalım. Yarın yeni bir gün olsun.